Hisler her şeyi büyütebiliyor. Hisler mıknatıs vazifesi görüyor. Her durumu misliyle büyütüyor. Bu nefsini bilene çok güzel, bilmeyene çok zor bir durum. Dikkatinizi verdiğiniz ve hissettiğiniz her şey büyüyor. Size etki etmiş olan şeylerin farkına varmazsanız, acılar korkunç yaratıklarmış gibi görünüyorlar, form alıyorlar. Nefsimizdeki düşünceden veya histen olan yapışıklıkların, takıntıların sadece değişebilir enerji formları olduğunu, manyetik alanda takıldıklarını ve bunlar kabul edilip okunmaya, yani seyre başlandığında yargısız alanın fark edilebileceğini ve duyguların bu alanda gönüle gelip muhabbeti oluşturabileceğini fark edeceğim. Vücutlar bizim göstergelerimiz. Vücudumuz tüm kayıtları tutuyor. Muazzam bir çip. Okuyabilirsek tutmayı bırakacak ve bize Adem'i, alemi gösterecek. Her şey titreşim halinde, hareket halinde. Durunca acılaşıyor. Gerçek hareket ise bilinçle, bilinçte oluyor. Yoksa aynı şey aynı yerde duruyor ve takılmış bir plak gibi hep aynı yeri gösteriyor. Tabii biz bilinçlenip okuyabilene kadar. Kur'an-ı Kerim oku diye başlıyor. Öyle okuyabilmek için bilincin uyanması gerekiyor. Zaman da hızla farklı akıyor içimde. Bu farktan dolayı beynim hepsini ayrı ayrı zannediyor. Aslında hepsi aynı anda var. Fark edilmeyi bekliyorlar o kadar. Paralel evrenler, farkındalık oldukları belirginleşiyor indimde şimdilerde. Tamamlanmamış, bilince ulaşmamış enerji alanlarımız var. Bunu fark eden bir bilince arif deniyor. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz derler. İrfaniyet, arafta olmak, yani henüz bilince ulaşmamış, dönüşememiş düşünce ve his kalıplarımızın var olduğunu fark etmek demektir. Bunlar tamamlanana, yani bunlar hakkındaki hükümlerimiz, farkındalığa gelene kadar içimizdeki tamam hissi doğana ve yalnız gönül evinde bulabileceğimiz Allah'a şahit olana kadar bizi sanki rahatsız ederler, tehdit ederler, huzurdan çıkarırlar. Aslında onlar sadece bilinç ışığına ihtiyacı olan duygu ve düşünce kalıplarımızdır. İmanın küfrün iman olması nasıl bir şeydir? O güne kadar neye doğru dediyseniz tersine dönmesi, ya bir de tüm olurlar olmaza, tüm olmazlar olura dönerse, ya da karşınızda gördüğünüz, sizi etkileyen her şeyin sizin yaratmanız olduğunu öğrenmeniz, Allah'a nispet edildiğinde sinir olduğunuz durumlara bile sonsuz aşk duymaya başlamanız, iman etmeniz, bu ancak gönülde, gönülle başarılabilen bir olgu. Çünkü gönül mekanizmaları kıyasla işlemiyor, tevhid ile işliyor. İyi kötü olan her şeyi birliyor, öğütüyor, başka bir gerçekliğe taşıyor. Yani bir gönül sahibi olabilmek için iyi kötü doğru yanlış tüm oluşları, bilinçleri gönüle, Allah'a özünüze nispet etmek gerekiyor. Gönül enerji ve frekansları bu bilgiyi hakikate çevirebiliyor. İslam ile selam aynı kökten geliyor. Gerçek bir gönül selamı her şeyi kapsıyor. Hepimizin fıtratında bu selam, İslam var. Ve sizin gönlünüzdeki bu noktadan, ki buna noktayı Süveyda deniyor, diğer zerredeki o noktaya akış. Kabe her zerrede bulunan bu siyah nokta. Bu noktanın keşfiyle sonsuz aşkın gönülden gönüle, gönüllerden gönüllere aktığını görebilir, hissedebilir, yaşayabilirsiniz.
Bu nokta Bismillahirrahmanirrahim'in başındaki B harfinin altındaki nokta. Hazreti Ali'nin ben o noktayım dediği yer. Bu nokta Yaradan'ın ben alemlere sığmam bir gönüle sığarım dediği nokta. Bu nokta, bu selam, herkesin aradığı gizli bir hazineydim. Ben bilinmekliğimi istedim. Beni bulun dediği nokta. Tüm kişiliklerimizin, kimliklerimizin, DNA'larımızın uğruna terk edildiği nokta. İlim bir noktaydı, bunu cahiller çoğalttı denen, kıyasla eşyayı tanımaya çalışan, Ebu Cehil aklımızın, amigdalanın tüm zıtlıklarını kapsayan, mental enerji düşünce alanlarını fark ve terk edip, Cebrail meleğini yani külli aklı fark ettikten sonra tekrar tekrar keşfedilen nokta. Bu noktanın genişleyebildiğini fark ettim. Bu tüm alemlerin hakikat noktası ve yeryüzündeki dünya paralelindeki uzantısı Kabe. Ve bu noktanın beyindeki yansıma noktası ise epifiz bezi. Bir insana rastlamak nedir bilir misiniz? Tüm inandıklarınızın boşa çıkmasıdır. Tutunduklarınızın yok olmasıdır. Düşünce kalıplarının eriyip değişmesidir. Dayandıklarınızın elinizden alınmasıdır. Zorunlu bir ölümdür. Sizin zannettiklerinizin yok olmasıdır. Bir insana rastlamak, nefes almaya başlamaktır. Gerçek nefesi duymaktır. Daha önce seviyorum dediklerinize hakikaten her haliyle sevemediğinizi anlamaktır. Çok seviyorum dediğinizi size acıttı mı, yüz çevirdiğinizi fark etmenizdir. Bir insana rastlamak ölmektir, dirilmektir. Görebilmek, duyabilmek, donmak, yürüyebilmektir. Her şeyi kaybedip Allah'ı, kendinizi, alemi, tüm söylenenleri ve muhabbeti bulmaktır. Bir insana rastlamak aşkı bulmaktır. Özüne vuslattır. Sevmek sevilmektir. Sonsuz aşkı gönlünde bulmaktır. Sevebilmektir, sevmeyi öğrenmektir. Bir insana rastlamak mahvolmaktır. Rezil olmak ve onuru ve hakkı bulmaktır, şereftir. Ondan daha kıymetlisi olmayandır. Ondan dolayı kendindekini, benliğini ve bu suretine mal etmeden bulmaktır. Ulaşmak, varmak, emin olmaktır. Şems olmaktır, Mevlana olmaktır. Bir insana rastlamak kilo almaktır, zayıflamaktır. Her forma hazır olmak, dış görünüşüne takılmaktan kurtulmaktır. Bir insana rastlamak Adem olmaktır. Vücut ülkeni kuantum alanında seyredebilmek, gerçekleyebilmektir. Bir insana rastlamak, sonsuz bilince, akla Musa ile, sonsuz genişliğe, aleme Adem ile, sonsuz ruha İsa ile, sonsuz aşka ve muhabbete Hazreti Muhammed ile ulaşabilmektir. Sonsuz keşif yolculuğu zordan muhabbete dönüşür. Her nereye baksan ve çullah görünür. Bir insana rastlamak cehennemdir, cennettir. Kur'an-ı Kerim okumaya başlamaktır. Dindir, imandır, firavundur, şeytandır. Gördüklerinizi katılaştırmanın şeytan olduğu bilincidir. Şeytan kelimesinin uzaklık olduğunu fark etmek, şeytan kelimesinin bu frekansta gözümüzün gördüğünün tek ve yegane doğru görüş olduğu yanılsamasını fark etmektir. Azrail kelimesinin değişim olduğunu fark edebilmektir. Bilgiden bilince, bilinçten aşka, muhabbete yolculuktur. Tüm sorulara cevap, sorulara sorudur. Bir insanla yürümek, yanmak, olmak, seyretmek, haşyettir. Derdim bana dermanımı sözünü gönülde zevk edebilmektir. Takıntılarının harekete suya dönüşmesini, düşüncelerinin zuhurunu, hislerin akışkanlığını fark edip dans etmeyi öğrenmen ve bütün bunları o muhabbet ve aşk için terk edebilmektir. Deryadır, denizdir, el an o andır.
her şeyle her an beraber olduğunu bilmek, her an bir yeni ve yepyeni fark edebilmektir. Neşedir, sevinçtir, tüm yolları aşıp yol olmaktır. Görebilmek bu frekansta, bu iki gözümüze ait görünse de başka farkındalıklarda, frekanslarda hissetmek de bir nevi görmektir. İşin sırrı görebilmenin gönülde olabileceğinin fark edilmesidir. Görmek elinizin avucunuzun içinden, hücrelerinizden, zihninizden, alnınızdan yaşanabilen bir olgu olabilir hatta. Her fiilde, her sıfatta, her vücutta Allah'ı görebilmek, zihnen o izi sürebilmek, Cebrail aklı, kalben kabul etmek, bundan dolayı aşkı fark etmek, muhabbet etmek, hakikati Muhammediye, bizdeki zuhurun tamamen ondan olduğunu, her an düşünce, his ve nefesimize yayın yaptığımızı ve ışık saçtığımızı ve bunun madde oluşturup bizim önümüze geldiğini fark etmek, kuantum alan. Beşer zevklerinin dahi Allah isminden olduğunu fark edip esmasına taşımak, dönüştürmek, bir zerre bu alemde var olan haliyle, zatıyla, sıfatlarıyla Allah'ın zuhurundan olduğunu fark etti mi, o esma ve oluşlarda bir isimden bir ismine rücu ettiğini fark edebilir. Kah zatî muhabbeti, kah sıfat zevkleri fark edilebilir. Bu alemin Allah isimlerinden oluşan sıfatlardan olduğu zevk edilince Allah'la başka bir yolculuk başlar. Bu da sonsuz bir oluşum, aşk, özgürlük, her şey ve Rabbinizle olur.